İslam alimleri içinde ön plana çıkmış bütün İslam alimlerinin birlikte mütabık olarak karşı çıktığı muazzam bir detay var. Aynı zamanda Mahmut Efendi Hazretleri Mahmut Efendi Hazretleri'nin bu özelliği mesela ben de bunu yeni duydum. Ee, Mahmut Efendi Hazretleri önceki dönemlerde kendi talebeleri arasında ve talebellik maksadıyla gelenlerin arasında işte belli bir hocalık eğitimi almış. Mahmut Efendi Hazretleri'ne gelmiş. Biat etmek istiyor. İşte cemaatin içine girmek istiyor. Mahmut Efendi Hazretleri kişi de, bak bu çok önemli bir alimin bu detayı görmesi çok önemli. Mahmut Efendi Hazretleri kişide bir ego, kibir görürse önce onu düzeltmeye çalışıyormuş. Eğer düzelmiyorsa kendinden uzak tutuyormuş. Muazzam abi. Bak Allah Kibirli, kibiri yasaklıyor. Allah Resulü kibri yasaklıyor. Nasihat olarak da şunu söylüyorum. Diyorum ki eğer ilimle uğraştığını iddia eden birileri var ise bu birilerinde kibir görüyorsanız buna ben de dahil. Kibir görüyorsanız ben buyum, ben şöyleyim, ben öyle yaptım falan gibi kibir görüyorsanız ondan uzaklaşın kardeşim. Aynı zamanda bak aynı zamanda eğer siz toplumsunuz, siz halksınız. Bizim bu yazdıklarımız sizin için ya. Eğer sizi kale almadığımızı, ben de dahil, sizi kale almadığımızı, umursamadığımızı, sizi küçük gördüğümüzü, küçümsediğimizi görüyorsanız kaçarak uzaklaşın. Aynı zamanda metafizik uzmanları bu bölümde, metafizik uzmanları için bu bölüm. Metafizik uzmanlarında da çok sorular çünkü buna da cevap vereyim. Kibir görüyorsanız, enaniyet görüyorsanız, ben işte 10 tane cin kabilesini yönetiyorum. Ben cin padişahlarının şeyin şeyim, kralıyım. İşte cin kabileleri bana hizmet ediyor falan gibi böyle şeyler görüyorsanız kaçarak uzaklaşın abi. Bu din, bu mübarek din kibri kabul etmez. Kibir Allah'ın yasasına aykırı, kibir Allah'ın kitabına aykırı, kibir peygamberin sünnetine de aykırı. Kibir bizi öldürecek kötü enerji ruhumuzu, e, ahlakımızı öldürecek kötü enerjilerden biridir abi.